Esra İzmeci, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sanılanın aksine de sizi sizden dinlemeye başlayalım. Şimdi çocukluğunuzla başlayalım. Nerede büyüdünüz, nerede doğdunuz, nasıl bir çocukluk geçirdiniz? Ben İstanbul'da doğdum, Bakırköy'de, Bakırköy semtinde. Sakin, uslu bir çocukluk geçirdim. Sonrasında işte İstanbul'da okulumu bitirdim, lisemi İstanbul'da bitirdim. Sonra Bilgi Üniversitesi halkla ilişkilere girdim. Beni psikologluğa getiren serüven, Bilgi Üniversitesi'nden sonra tekrar evleniyorum ve tekrar böyle psikoloji okumaya karar verip oğlum olduktan sonra öyle başlayan bir serüven benim. Yani aslında tabii üniversite seçimini de çok küçük yaşlarda yaptığımız için halkla ilişkiler seçtiniz ama sonra psikolojiye yönelmeye evet, karar verdiniz. Çünkü halkla ilişkiler o zaman modaydı. Şimdi modaya göre yani ben gerçekten hani çok erken buluyorum o yaşta bir kere insanın tercih mesleğini yapmayı. Tercih yapması. Çünkü daha çok küçüksün, ne istediğini bilmiyorsun, hayatta potansiyelini keşfetmemişsin. Bir şey seçelim, ne seçelim? Ve iyi halkla ilişkiler modaydı o dönem. Hadi onu seçelim diyerek seçtim ama tabii ki insan sonradan fark ediyor ne istediğini, aslında neyde yetenekli olduğunu. Benim için de öyle oldu. Siz o zaman psikolojiye yöneldiğinizde kaç yaşındaydınız? O zaman 21-22 yaşlarındaydım. Tekrardan evlendim. Oğlum olmuştu. Ben tekrar üniversite sınavına girdim. Ve sonrasında işte üniversiteyi kazanıp Haliç Üniversitesi'ne, psikoloji bölümüne girdim. Ama çok genç yaşta da evlendiniz genç aynı zamanda. Genç yaşta evlendim, evet. Hani böyle hep anne baba ilişkileriyle ilintilidir ya ileride yaptığımız eş tercihleri. Sizde de öyle bir etki oldu mu? Aslında o yaşta aşık olmak bence daha kolay. Birazcık daha çok hani nasıl işte meslekte ne seçeceğini tam bilmiyorken hayattan da bir eşten de ne beklediğini tam bilmediğin, aşkı çok daha kolay hissedebildiğin dönemler. Allah'tan iyi baba olabilecek ve gerçekten hani iyi de bir eş diyelim hani şimdi günümüz şartlarına göre erkeklere göre biriyle evlendim ama gerçekten hani hayatımdaki hedefler doğrultusunda ya da gerçekten ne istediğimi bilerek evlendiğimi düşünmüyorum çok o yaşta. Yani sevdiğim böyle işte duygusal bir bütünlükle anlaşabileceğimi de düşündüğüm o anın şartlarına göre bir evlilik yaptım. Ama bana göre o yaşta evlenmek çok erken. Ne kadar sürdü o evlilik? 10 yıl sürdü evlilik. Bayağı da sürmüş 10 yıl bayağı aslında. Uzun sürdü. Evet. Çok farklı hayattan beklentilerimiz, isteklerimiz, hayattan keyif aldığımız şeyler o kadar farklıydı ki. Mesela ben çok daha sosyal bir insanken o çok sosyalliği sevmez. İşte o da ben daha rahat bir insansan o daha takıntılı falan. Ama tabii özünde iyi bir insan. Ama hani ortak anlaşabileceğimiz şeyler zordu yani. Peki siz bugün kendinizi artık aynı zamanda ilişki terapisti olarak da tanımlıyorsunuz değil mi? Ama bunu yaparken daha çok bireysel ilerliyorsunuz. Yani mesela çift terapistlerinde hani birlikte aldıklarını görürüz aslında iki kişiyi. Ama siz bireysel ilerliyorsunuz bireysel bu noktada. Bireysel ilerliyorum ama çift terapisi yaparsam mutlaka iki kişi olarak da hani eşiyle birlikte karı koca olarak alıyorum. Ama eğer ayrıca mesela işte bir patolojik durum varsa psikolojik ruhsal sağlığında ayrıca tedavi edilmesi gereken bir şey varsa ayrı ayrı da başka bir terapiste yönlendirebilirim. Ama birini çift olarak almaya başladıysam ilişkisini düzeltmek istiyorsam eş de bunu da istiyorsa çift olarak alıyorum. Ama maalesef günümüzde erkekler çok terapiye sıcak bakmadıkları için kadınlar bazen sadece işte fikir almak, eşine nasıl davranacağını öğrenmek ya da o ilişkiyi düzeltmek adına da bireysel gelebiliyorlar. Peki Sanılan'ın aksine de şu kısmı konuşalım çok istiyorum. Çünkü çok aynı zamanda eleştiri oklarının da hedefindesiniz. Evet. Hem bir psikolog olduğunuz için ben çok ortamda duydum. Ya nasıl ya olur mu böyle şey? Hani Esra İzmeci'nin yaptığına bakın siz falan. Şimdi çünkü bir taraftan işte yağların gücüne inanıyorsunuz. Evet. Yağların satışını yapıyorsunuz. Bir taraftan zaten aslında yazar kimliğinizle tanımıştım ben sizi. Evet. İlk ağırladığım yıllarda. Sonra sosyal medya üzerinden özellikle işte hem canlı yayınlar hem de soru cevaplarda çok cesur soru cevaplar. Daha önce hiç konuşulmayan şeylerin konuşulduğunu ve cevaplandığını gördük sizin sayfanızda. Bu yüzden de aslında insanlar hem psikolog hem de bu kimliğin altında işte insanlara güven veriyor. Ve en nihayetinde ticari olarak da para kazanıyor diyenler var. Evet. Ne diyorsunuz? Şimdi şöyle bir şey, sadece psikoloji bilimiyle kalmak bana yeterli gelmiyordu. Yani şimdi mesela psikoloji ne anlatayım, Freud anlatayım, bilişsel terapi, şema terapi, şunu yap, bunu yap. Yani normalde aslında benim öneride bile bulunmamam lazım. Psikologlukta hani terapiye gelen kişilere öneride bulunmazsın. Ya da yönlendirme olmaz. Sen ona bir
farkındalık kazanırsın, ona bir yansıtma yaparsın, o farkındalıkla o değişimini kendi sağlar. Terapinin özü budur. Ama sosyal medya mecrası dediğim şey bir kere terapi yapılacak bir alan değil. Terapide benim ne yaptığımı bilmezler. Sosyal medya alanı ise insanlarla daha Güzin abla gibi olabildiğiniz, önerilerde bulunabildiğiniz, hatta farklı ilgi alanlarınız varsa onları da insanlara açabildiğiniz bir yer. Şimdi orada bir de benim takipçilerimle bir etkileşimim var. Ben ilk yağları anlatmaya başladığım zaman, bundan 1,5-2 yıl önceydi. Yağların gücüne, bitkilerin gücüne benim de annem eczacı olduğu için o zamandan böyle bitkilere benim merakım var. Sonra araştırınca bu bitkilerin gücü, bitkilerle yapılan şeyler, bitkilerden ilaç yapımı falan, onlar çok ilgimi çekti. Ve o ilgilendiğim alanı da psikolojiyle birleştirdim. Bu arada ilk bunları anlatırken bir yıl boyunca ben hiç ürün çıkartmadım. Sonra benim takipçilerimden çok böyle istek geldi. Ya siz çıkarın, sizinki saf olur, işte biz sizin ürünlerinizi almak istiyoruz. Onların istekleri doğrultusunda ben de bir anlaşma yapıp kendi yağ markamı çıkarttım. Sonrasında kendi yağ markamı satmaya başladım. Sonra saçlarımı çok beğendiler, kendim hep bakımlar veriyordum. Kendim bakımımı çıkarttım falan. Ama bunların hepsi benim takipçilerimle olan etkileşimlerin sonucunda olan şeyler. Eylül'den beri yapmaya başladığım bir şey. Ama tabii ki bu bir anlamda da psikolog kimliğimin yanında bir iş kadınlığı süreci de getirdi. Sadece psikolog olup terapi odasına kalsaydım o beni çok mutlu etmezdi. Ben yani birden çok alanda birden, onun için doktorumu bile adli bilimlerde yaptım. Mesela yani farklı alanlardan öğrenip onları sentezleyip birleştirmeyi iyi buluyorum. Yani bana iyi gelen bir şey ve o zaman kendimi daha tatmin edilmiş oluyorum. Yani çünkü belki de benim sadece bir tane potansiyelim yok. Birçok alana birden ilgim var ve hiçbir alanı, kendi psikoloji alanım var diye dışlamıyorum. Buna kişisel gelişimler, spiritüel şeyler, işte tuzlu sular da dahil. İyi geliyorsa insana neden o da olmasın? Çünkü biliyorsunuz bir bilime ait bir şey yürütürken her insan şöyle düşünür. Onun dışındaki alanlar ona sataşmaya çalışırsa ya da ona bulaşmaya çalışırsa ona karşı çok sert bir duruş sergilemelisin. Ben hiçbir zaman böyle olmadım. Ben esnek bir insanım. Birine iyi geldiğini düşündüğüm astroloji olur, farklı bilimler olur, işte onlara da sıcak bakıyorum ben. Yani ben böyle işte psikoloğum da böyle olsa, ben okulumu birincilikle bitirdim. Belli ki bu alanın ne olduğunu iyi biliyorum ben. Ama ben sadece bununla değil, benim farklılığım ve insanların beni sevmesinin sebebi de bu. Sadece psikoloji anlatmıyorum, birçok bilimi birleştirip anlatıyorum. Bu bana çok normal geliyor. Yani böyle bir zeka ve potansiyelim varsa neden kullanılmasın? İnsanlar da bu kadar fayda görüyorlarsa. Evet, yani buradaki bence etik taraf biraz şöyle. Eğer size terapi odasında anlatılan bir şeyi kullanıp veya başka bir yerde ifade ederseniz kesinlikle bunun açıklanabilirliği tarafı yok. Ama burada sizden böyle bir talep var ve siz annenizden de aslında senelerce gördüğünüz bir tarafa ilgi duymaya başlamışsınız. Bunu üretmeye başlamışsınız, satmaya başlamışsınız. Alanlarda memnunsa. Evet. Yani aslında bu çok gayet normal bir şey. Ama tabii ki insanlar sizi bir kalıpta görmek istiyor. Kendileri belki o kalıpta kaldığı için. Ya da siz kalıp dışına çıktığınızda onun belki gerçekleştirdiklerini ya da gerçekleştirmediklerine karşı çıktığınız için ya da onlardan farklı olduğunuz için onlar gibi olmanızı istiyor. Ben hiçbir zaman biri gibi olabilecek ya da bir kalıbın içine sokulabilecek insan olarak da öyle bir kişiliğim yok. Yani bir kalıba çok sokulmak istersen bana böyle bir sıkıntı geliyor. O yüzden ben insanın da faydasına dokunabilecek birçok şeyi birden birleştiriyorum. Bunu sosyal medyamda yapıyorum ama. Aslında orada psikologluk kimliğinizi bir kenara koyuyorsunuz. Bir kenara bırakıp yapıyorum. Yani tamam evet psikolog kimliğim var ama o terapi odasında sen insanlar etik konusuna senin terapi odanda karışabilir. Kimse kimsenin sosyal medyasında ne paylaşmış, ne yapmış, onun yanında pilates mi yapmış, başka öğretileri mi paylaşıyor, işte ilaç mı satıyor, ne yapıyor, ona karışamaz. Çünkü psikologlukta yani hiçbir bilimde böyle bir şey yok. Sosyal medyanda bu yapamazsın, etik değil diye bir şey yok. Terapi odasında bunlar işte gizlilik sırları, işte terapi odasına yağ önermiyorum ki ben onlarla normal terapimi devam ettiriyorum. Ama sosyal medyamda farklı önerilerde bulunuyorum, farklı bilimleri birleştiriyorum. Bitki de bir bilim. Bütün ilaçlar bitkilerden yapılıyor. Bütün her şey oradan geliyor. O yüzden ben de o bilimselliği de katıyorum, karıştırıyorum ve insanlar çok fayda görüyor. Ayrıca kitaplarımda da anlattığım şeyler. Vazgeçilmez Olmanın Sırrı kitabımda tamamen bitkiler ve bitkilerin yağ karışımlarından olan şeylerden de bahsettim mesela. Danışanlarınız
içinde siz böyle yükselmeye başlayınca, popüler olmaya başlayınca, hem sosyal medya tarafında hem de normal diğer mecralarda da popüler olmaya başlayınca, ay yok ya ben artık hani eskisi gibi güvenmiyorum deyip tepki gösterenler veya yoğunluk nedeniyle aksattığınızı düşündükleriniz oldu evet, mu? Evet, yani şunu da oluyor, yoğunluk nedeniyle, çünkü çok fazla iş alanıyla birden ilgilenmeye başladığım için çok sık terapilere gidemediğim ya da bazı haftalar ertelemek zorunda kaldığım şeyler oluyor. O yüzden çok eskiden gelen danışanlarım dışında çok yeni danışan alamıyorum. O da belli bir gün ayırdığım için, ama yani %99.9'u popülerliğim için takdir ettiler. Ama sadece yoğunluğum için üzülenler, kırılanlar oldu. Ama ben de onların gönüllerini, işte benimle birlikte çalışan 15 kadar psikolog arkadaşım var, onlara yönlendirerek hani böyle telafi etmeye çalıştım. Şimdi böyle sanki aynı zamanda bir çiftleri birleştiren ya da işte tanışmalarına vesile olan bir figür gibi bir duruma da geldiniz. Evet. Hatta geçtiğimiz yıllarda çöp çatanlık uygulamasından bahsetmiştiniz. Evet, evet, öyle bir şey hazırlıyoruz şu an. Hatta bayağı bir gelişim, yani aşamasına az kaldı. Son 3 haftası falan kaldı. Aa, çok az kalmış. Telefonda olacak bir uygulama mı bu? Evet, bu telefonda olacak bir uygulama. Ama bu uygulama şu açıdan farklı. Şimdi bildiğimiz işte Tinder ya da farklı uygulamalarda konu hep sanki böyle birazcık cinsellik için buluşmalara ya da tek ki böyle çok kısa süreli ilişkilere yönlendiren bir platform var. Ben burada kişilerin psikolojik analiziyle girebileceği, belli testlerden geçeceği ve o testler doğrultusunda karşısına uygun kişilerin seçeneklerinin çıkacağı ve sadece ciddi düşünmek isteyenler varsa ciddi düşünmek platformuna girip yapacağı gibi böyle bir uygulama. Ama uygulamanın farkı, içerisinde birçok psikolojik test var ve birbirlerine uygunluğu o gizli psikolojik testle yapıyorlar. Gizli derken yani alenen işte ben yok şunu seviyorum, bunu seviyorum, ciddi ilişki yaşıyorum olarak değil. Alttan sorularla aslında onun gerçek niyetini algılayarak kişilere yönlendiren ve match yapan, eşleştiren bir uygulama. İçeride bazı kurallar var. Mesela yazışmak, hemen görüşmemek, işte belli bir süre iletişimde kalmak gibi. Hani onları da yapmaya çalışıyoruz. Öneriler var. Çünkü benim önerilerim hep böyle. Mesela hemen buluşmayın, eve gitmeyin, işte şöyle yapmayın. Bir süre birbirinizi tanımaya vakit ayırın ki ilişki daha sağlam temellerde olsun. Yani biraz o uygulama daha ciddi ilişkilere yönelik bir uygulama haline getirmeye çalıştık. Peki şimdi bu dediğinizden yola çıkarak, yani hep taktik mi olmalı Esra Hanım ilişkilerde? Şöyle, hayat böyle bir şey. Sadece bizim ilişki, ikili ilişki olarak düşünmeyin. Anne baba, patron, çalışan, hepsiyle taktik değil ama bunun adı aslında taktik değil, iletişim becerisi olmak zorunda. Bazı zayıflıklarımız, ikna olabildiğimiz noktalar ve bir puntumuz var. Yani puntunu bulup böyle ikna edilebildiğimiz ya da daha kolay iletişim kurabileceğimiz noktalar var. O yüzden iletişim becerilerini öğrenmek insanın hayatını kolaylaştırıyor. Çünkü hepimiz birbirimizden farklıyız. Hele bir de aynı evin içinde yaşamaya çalışıyorsak çok zor bir şey. Yani evlilik çok zor bir şey. Evet. Ve günümüzde çok az insan toleranslı olarak kalabiliyor. Çok kolay ilişkiler bitirilebiliyor. Sosyal medya var, aldatmalar çoğaldı. O yüzden belli bir iletişim becerisi bilmezsek, öğrenmezsek ilişkiyi sürdürmek çok zorlaşıyor. Çok zor. Evet. Aşk bittikten sonra ilişki nasıl sürdürülüyor? Şimdi aşk, zaten o aşk tutku dinamiği belli bir süre sonra kesin bitiyor. Tabii. Yani belli bir süre sonra o tutku azalıyor. Sadece işte eğer gerçekten iyi anlaşabiliyorsan, güven, saygı, sevgi, sadakatin iyiyse, ortak noktalarda buluşabiliyorsan o böyle güzel bir sevgiye dönüşebiliyor. Ama sen aşıkken iyice gözün kör ve hiç anlaşamadığın bir adamla sadece o aşk tutku duygusuyla evlendiysen o zaman işin çok zor. Çünkü o adamın gerçek yüzünü görmeye başladığında, o göz körlüğü dediğimiz şey gitmeye başladığında o zaman hiç anlaşamayacağın, belki de çok sana ters olan bir insanla karşı karşıya kalıyorsun ve belki de evlendin. Evet. Ya sizin için de çok zor olmalı hayalinizdeki kişiyle olmak veya çok o kişiyi bulmak. Şey. Gerçekten zor bir şey. Çünkü bir kere ben şimdi artık toplumun nezdinde bir figür olduğum için ilişkiler anlamında insanlar da hep benden çok mükemmel bir ilişki bulmamı ve mükemmel bir ilişki yaşamamı bekleyecekler. Şimdi hem bu anlamda zor, hem de ben bu kadar çok şeyi bilirken bir insana güvenmek, ilişkiyi sürdürmek. O kişinin sizi kandırabilmesi. Kandırabilmesi, evet, biraz kandırabilmesi de lazım. Yani kandırmak da gerekli birazcık. Yani o niyete doğru sürüklemek de önemli. Biraz daha zor. Bir de ben biraz özgürlüğüne de düşkün bir insan olduğum için ilişkiyi sürdürebilmek de benim için daha farklı bir boyut. Yani kişisel anlamda da ilişkiyi
Özellikle bu kadar ilişkiyle ilgili negatif şey duyarken biraz zor. Evet, oğlunuz nasıl bakıyor? Kaç yaşında şimdi? 15 yaşında, o artık ergenliğin tavan noktasında. Aha. 9. sınıfta. O hiç öyle şeylerde biz onu biraz rahat yetiştirdiğimiz için olsun diyor. İşte ama yaşlı olmasın, yok genç olsun, zengin olsun. Onun da beklentileri öyle, yok böyle olsun falan filan. Biz onunla rahat konuşuyoruz. O konuda o rahat ve yani çok böyle kısıtlayıcı böyle bir şey yok. Hı hı. Yani o da olabilir olarak, yani o anlamda açık bakıyor. Hı hı. Çok erken anne olmuşsunuz. Evet. Belki tekrar bir evlilik, tekrar belki, bir çocuk. Tabii ki de düşünüyorum. Hı. Eğer gerçekten hani anlaşabileceğim, seveceğim biriyle birlikte olabilir. Belki tekrar anne de olabilirim. Bu da böyle bir kız çocuğum olsun. Mesela çok istiyordum. Aa, dilerim. Evet. İnşallah yani öyle bir şey, belki Allah kısmet ederse inşallah böyle bir planım da var. Hı hı. Benimle mutlu olabilecek bir erkek. Yani şimdi tabii bu mesleki olarak da böyle birazcık zorlayacak. Sizinle olacak çok vardır ama sizin olacağınızı bulmak zor. Yani, ama benimle olacak kişi için de zor. Düşünün, bu kadar çok yani her şeyde böyle şey yapıyorsunuz. Şunu işte böyle olmalı, şöyle olmalı kalıbında birinden bahsedebilirim. Bir kül yutmazlık durumu var mı ilişki konusunda? Evet, biraz öyle oluyor. Birazcık şüphecilik de yaratıyor. Şimdi ne kadar kontrol etmeye çalışsanız da herkesin her şeyini biliyorsunuz, yani her şey olabiliyor. Yani ay bu da olmaz canım dediğiniz her şeyi hiç ummadığı insanlar yapmışken bir insana güvenmek çok kolay bir şey değil. Peki mavi saçlı kızımızdan bir soru çekelim. Orada da sorular hazırladık sizin için. Ne güzelmiş. Evet, bakalım mavi saçlı ne gelecek. Kız. Eski ilişkilerinde nasıl bir iz bıraktığını düşünüyorsun? Ne güzel soru. Şimdi ben eski ilişkilerim beni çok severler diye düşünüyorum. Hı hı. Çünkü onların hayatında olumlu bir iz bırakmışımdır diye düşünüyorum. Neden öyle düşünüyorum? Çünkü ben çok böyle negatiflikle ayrılmayı seven bir insan değilim. Ya da kötü bir hissiyat bırakmak ya da sonrasında işte rahatsız etmek gibi bir şey de yapmam. Mesela eski eşimle ilişkim çok iyi, hala çok iyi. O evlendi 2 sene önce. Eşiyle de tanıştığım, onlara kolaylık sağladığımı düşünüyorum. Yani hayat dinamiklerine de. Onun da mutlu olmasını diyorum. Yani ben birini bırakırken mutlu olmasını dileyerek bırakıyorum. Hı hı. O yüzden de onların hayatında iyi bir iz bırakmış olduğumu ya da onları mutlu ettiğimi ilişki içinde de. Sadece tabii ki kıskançlıklar dolayısıyla belki mutsuz etmiş olabilirim. Kıskançsınız. Kıskanç bir insanım. Yani kıskançlık şu anlamda. Ben bazı şeyleri kıskançlıktan daha çok bana olan saygısızlık olarak görüyorum. Mesela tanımadığı insanları takip etmek, beğeni yapmak, yorumlar atmak ya da bir şekilde farklı bir iletişime geçiyor olmak beni rahatsız eder. Hı hı. Ben bunu benim gururumu kıracak bir şey olarak da görüyorum. Sadece hani o kadına nasıl yaptı böyle bir şey yapmak olarak değil ama saygı duymamak ilişkiye ve bana olarak gördüğüm için bu beni sinirlendiriyor. Bu kıskançlık mı? Evet, kıskançlık ama sadece kıskançlık değil. O öz saygıyı, bana duyulan saygıyı beklemek birazcık. Ben onu biraz sevmemek, saygı duymamak olarak görüyorum. O yüzden aslında o kıskançlık noktasında çıkıyor. Rahatsız olduğum şeyi çok açıkça söylemem. Yani bunu istemiyorum. Ha diyorsa ki bana ne, ben bunsuz yapamam. İşte ben takip edeceğim, şey yapacağım bunu diyen de var. Hani bana derse, cesaretle derse o zaman yolu da açık olabilir yani. Benim çünkü bazen gerçekten bazı insanların kabullenemeyeceği şeyler vardır. Baştan benim şartlarım belli. Beni zaten takip biliyorsa da zaten yani benim neye kızıp ya da neye şey yapabileceğimi bilir. Ama bir insanı da, hayatımdaki insanı da nasıl mutlu etmesi gerektiğini de bilirim. Hani bunu yapıp sadece böyle çok böyle sınırlarım var, kategorilerim var değil. Aynı zamanda mutlu hissettirebilecek alanları da iyi bulabileceğimi düşünüyorum. Çok soru geliyor ya size, işte eşim şöyle şöyle yapıyor, sevgilim böyle böyle yapıyor, ben nasıl davranayım? Siz de hep böyle işte şöyle yap, böyle yap, böyle yaparsan işte daha iyi olur gibi yönlendirmelerde bulunuyorsunuz. Bunlar aslında kendinizde de uyguladığınız yollar mı? Şöyle, hepsi değil. Şimdi orada bir durum var ve kişi aslında ilişkisini kurtarmak istiyor. Belki her zaman herkes ilişkiyi kurtarmak değil, bitirmek de isteyebilir. Tabii. Ya da hayatında o kadar da toleranslı olmak zorunda değildir. Şimdi bazen çoluğun var, çocuğun var, maddi durumun yok. Her zaman benim önerdiğim şey ilişkiyi önce kurtarmak. O yüzden verdiğim önerilerin hepsi öncelikle kurtarmak için kullanılabilecek iletişim becerileri. Ama benim hayatımda önceliğim ilişki olmayabilir. Mesela bir ev hanımının ya da hayatındaki evlilik, çocukları olan bir kişinin önceliği
evlilikse, evliliği ise, benim hayatımda önceliğimmişimse ya da farklı bir durumsa, o ilişki beni aşağı çekiyorsa belki ben daha sert davranabilirim o kişiye göre. Şimdi burada birazcık insanların hayattan ve ilişkiden beklentileri ve ilişkiye verdikleri değer ya da payda, hayatlarındaki payda önemli. Şimdi mesela ilişkin beni çok aşağı çekiyorsa, düzeltmek için çabalayacak enerjim yoksa, çünkü o enerjiyi ona verdiğim zaman işimden beni alıkoyuyorsa, o zaman ben derim ki bunu düzeltmeye de çok enerji harcamayacağım, bu ilişki bitsin. Yani böyle de olabilir. O yüzden bence orada her şeyi kendi hayatına uygulayabilmekte insanın hayattaki beklenti ve öncelikleri de çok önemli. Yine çok eleştirildiğiniz bir konu da bu evlilikte, ilişkilerde cinselliğe vurgu yapmanız. Hani konu bu değil, asıl işte anlaşmak önemli, işte aynı yolu paylaşmak önemli diyenler çok. Evet, ama öyle değil aslında. Şimdi aslında cinsellik bir sevginin paylaşımı, yani cinsellik olduğunda o ayıptır, günahtır, nasıl bu konuşuluyor falan. Oysa her şey konuşulmadığı için oluyor. Her şey bunun bilimsel doğrultuda ne anlattığını bilmediğimiz için oluyor. Cinsellik şu anlamda çok önemli. Erkekler cinselliği evet bir tatmin aracı olarak kullanılırken kadınlar cinselliği bir duygusal alışveriş olarak kullanıyor. Aslında cinselliğin anlamı duygusal alışveriş. Çünkü cinsellik yaşadığınız zaman temas var, bir sürü harekete geçen bağlılık hormonları var, birbirine dokunma var, sıcaklık var ve o ilişki içindeki bağı güçlendiren bir şey. Düşünün. Çocuğunuzu emzirirken oksitosin hormonu salgılanıyor. O kadar bağlılık sağlayıcı bir şey, çocuk olduktan sonra oluşan bir şey. Cinsellik yaşadığınızda da bu salgılanıyor. Başka türlü, başka yollarla bunun salgılanma olasılığı yok. Yani ne kadar güçlü bir bağlılık oluşturuyor demek ki, düşünün. Aynı şekilde erkeklerde de. Erkeklerinki bir tık daha az bir hormon, yani oksitosin kadar etkili değil ama o da sizde cinsellik yaşadığında o bağlılık oluşuyor. Tüm cinsel terapistlere göre aynı yemek yemek gibi cinsellik bir ihtiyaç ama sadece ihtiyaç olarak değil, ilişkinin ana zeminlerinden biri. Çünkü o oradaki yakınlık, sıcaklık ve kadın erkek dinamiğini devam ettiriyor. Yoksa o cinsellik yaşatmadı mı evde iki arkadaş oluyorsun ama bu insanların istekleri, ihtiyaçları, doğal bir evrimsel süreçleri var. Bu adam arayacak bu duyguyu ya da kadın da arayabilir. Çünkü sevildiğini de cinsellikle hissediyor. Kadın da adam da takdir edilmek istiyor. O gücünü sizde göstermek istiyor. Kadın da beğenildiğini hissediyor cinsellik yaşandıkça. Yani eşi onu istedikçe. O yüzden o dinamikler karşılanmazsa o evliliğin sadakatli olarak devam ettirilme olasılığı çok az. Aldatma olur diyorsunuz. Aldatmalar olur, sadakat. Tabii ki sadakatsizliğin tek sebebi bu değil. Ama sadakatsizlik olasılığı artar. O ilişkideki bağlılık azalır. Bağlılık açısından cinsellik çok önemli bir şey. Sizin böyle belli başlı yöntemleriniz var ya, işte tuzlu su gibi, çapalama gibi, işte özellikle erkekleri veya kadınları da yani birbirine bağlamaya yönelik. İşte bu yöntemlerin de aslında plasebo etkisi olduğunu, yani aslında bir karşılığı olmadığını ama insanlar buna inandığı için bir şekilde sonucunu görmeye başladıklarını savunanlar da var. Evet. Ya tabii insan neye inanmak istiyorsa onu savun. Ama bunlar NLP teknikleri midir aynı zamanda? Ama bunlar NLP teknikleri. O zaman NLP de bir bilimi anlatan bir şey. O zaman o kişisel gelişimde onu da saymamak lazım. Çünkü çapa onun tekniği. Çapa şunu anlatıyor aslında. Birazcık koşullanma gibi siz bir olayı yaşarken beş duyu organınız birden o olayla ilgili çalışırsa o olaya çapalanmış, yani o olayı kökleştirmiş oluyorsunuz. Yani şunun gibi düşünün. Çok eski zamanda pembe bir evin önündeyken bir köpek, sarı tişörtlü arkadaşınızın yanında bir köpek gelsin sizi ısırtın. 5 yaşında falansınız diyelim. Sizin sadece hatırlayacağınız belki köpek korkusu olabilir. O günden sonra köpeklerden korkmaya başlarsınız. Aa dersiniz terapide çalışırken köpek korkusu oluşmuş sizde, böyle çalışalım o anıya dersiniz ama kişi bilmeden pembe evlerden de nefret etmeye başlar. O sarı tişörtlü arkadaşına benzeyen her insandan uzaklaşmaya başlar. Soğukluk olmaya başlar. Aslında kişi o anın içindeki her şeye bir şekilde çapalanmıştır. Yani dokunma, görsel, hissiyat, hepsi, işte işitme, koklama, hepsi aynı anda çalıştığı için o anının etrafındaki her şeye çapalanmış ve o ana kökleşmiş oluyor. Aynı şekilde biz de eşimizle olan ilişkilerde eğer bir an, çok güzel bir anının içindeysek eşimizle, işte güzel bir sohbetteyiz, birbirimize yakınlaştık, güzel bir parfüm kokuyor, çikolata yiyoruz, keyfimiz çok iyiyken siz onun avuç içine hafif baskı yaparsanız, bu da dokunma duyusu, beş duyu organı görsel,
İşte kulağınız onun güzel sesi, tat duygusu var. İşte güzel bir hissiyat içindeyken bunu yaparsanız bu buranın ateşleyicisi oluyor. Bunu 21 kez tekrarlarsanız her bu buraya basıldığı zaman ya da burasına değdiği zaman eşinizin sizle ilgili güzel anılar aklına geliyor. Aynı pembe evi gördüğünde ne aklına geliyorsa. Bu 21 detayını bilmiyordum. Evet, bunu 21 çünkü insanın zihninde bir şeye alışkanlık oluşturmak ya da alışkanlığı bırakmak için 21 kez o şeyi tekrarlıyor olmanız gerekiyor. O yüzden 21 bir şeyi alıştırmak için zihin mekanizmasında o şemayı oluşturmak için çok önemli. Bir de hatırlıyor musunuz, bir örnek vermiştiniz, kemoterapi alan hastalarda mesela mide bulantısı oluyor. Hiçbir şey yapmasına gerek yok. Daha hastanenin önünden geçerken bile ya da o serumlara benzeyen işte o folyolarla sarılır kemoterapi yapılan ilaçlar, o folyoyu gördüğünde bile midesi bulanıyor. Ne oldu? Ne var? Bir şey yaşamıyor o sırada. Hayır, oraya negatif çapalandı. Orada ne hissettiyse düşünün. Oradaki şeyi görür görmez aynısını hissediyor. Mide bulantısı hissetmeye başlıyor. Aslında bu da bir çapa. Evet. Yani hastanenin önünden geçerken folyoyu gördüğünde mide bulantısı hissediyor. Orada da sizle avuç içine dokunduğunda ya da sizin parfümünüz aklına geldiğinde sizle ilgili duyguları aklına geliyor. İşte o da bir çapa, kökleştirme aslında. Yani bunun mantıki olarak ve psikolojik olarak da açıklaması bu. Bir tane diyorlar ya plasebo etkisi. Kocalar nasıl değişiyor plasebo etkisiyle? Değişiyor mu? Evet, gerçekten inanılmaz mesajlar var. Mesela ta bana Eylül'de bir mesaj atmış. Çok kötü kocam, ben şöyle zorluk yıllardır baş edemiyorum diye. Sonra bana mesela Mayıs'ta atmış. Çok mutluyum, işte arabadan pozlar bana ve şunları yüzlerce aldı. Var bu mesajlarda. Yüzlerce yani yüzlerce. Evet. Ve hepsini şey yapıyorum. Hadi biri öyle, ikisi öyle, üçü öyle, beşi öyle. Yüzlerce böyle mesaj var. İletişim taktikleri kullanılır ve doğru hareketler de yapılırsa bence insanlar gerçekten değişebiliyor. Yani şu anlamda değişiyor. Siz birin, aslında ben şunu öğretiyorum. Karşınızdaki insana sert tepki vermeden, onun böyle iyi olduğu bir anını kollayarak ya da onun zaafını bilerek ona böyle güzel, tatlı dille, güzel bir iletişim dili kullanarak ikna etmeye çalışmak. Ama aynı zamanda kendi dişiliğini de kadın olarak fark edip kendine, yani her şeyi şununla başlatıyorum bu arada, her şeyi ilişki için yapmıyorsunuz. Önce kendinize güven, kendinize değer verme, sınır çizebilme ve önce kendini fark etme. Her şey bununla başlıyor. Siz kendinize güvenip kendinizin değerli olduğunu inandığınızda ve ona göre davranmaya başladığınızda karşınızdaki insan da bunu enerjisel olarak da hissediyor. Sizin duruşunuzdan, bakışınızdan. Aynı zamanda o da size ona göre davranmaya başlıyor. Bu NLP tekniklerinden bahsettik ya, o tekniklerde aynı zamanda böyle hani geleceği vizyonlamak, hani istediğin hayatı inşa etmek i̇nşa de var. İnşa etmek, hayallemek ya mesela dilek defteri diyorum. Aslında dilek defteri dilek değil. Bir hedef defteri. Yani hayatta nasıl şirketlerin misyon ve vizyonları var? Misyonu vizyonu olmayan şirket olmaz. Ve insan hedefini bilirse bu hedef için yapacaklarına da kodlanıyor. O yüzden o hedeflerini gerçekleştirme olasılığı artıyor buna inandığı zaman. O yüzden dilek defteri diyorum mesela, aslında hedef defteri. Sadece ismini değiştiriyorum ama hayatta her insanın hedefleri olması lazım. Bir insan hedefi yoksa ölü bir insan gibidir. Çünkü bilmek isterim ben bir yıl sonra nerede olabileceğimi ya da yarınımı, öbür günümü, kendimi iyi hissetmek için o hedefimi bilip o doğrultuda çalışmak isterim. Onu bildiği zaman da o zaman çok daha bu yolda, bu doğrultuda çalışıyor ve aktif olmaya başlıyor gerçekten. Sizin geleceğe dair hayalleriniz, hedefleriniz var. Var. Ben bu arada işte hani doktora yaptığım için akademisyenliğe, üniversitelerde akademisyenliğe devam etmek istiyorum. Bir de böyle daha çok insanlara yardım edebileceğimiz, hem kadınları güçlendirebileceğimiz, meslek kazandırabileceğimiz bir dernek planım var. Orada kadınlar hem kendilerine ait bir meslek edinebilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri, okuyabilecekleri, hem bunlarla ilgili belki bir fon toplanıp hem de kendilerini güvende hissedebilecekleri bir alan yaratma ile ilgili bir projem var. Tabii ki kitaplar yazmaya devam edeceğim. Roman da yazıyorum, romanlar yazmaya devam edeceğim. Bu terapi merkezlerimi büyütmek, belki bir bununla ilgili bir psikoloji hastanesi kurmak var ilerideki hedeflerimde. Birçok bilimi birden birleştirebileceğim, nedir kişisel gelişimi, işte yogası, meditasyonları, psikolojisi, psikiyatrisi, tüm böyle ruhsal gelişime ait tüm alanları birleştirebileceğim. Belki bir rehabilitasyon ve psikoloji hastanesi de aklımda olan planlardan. Çok güzel.
Bu son bahsettiğiniz bence kesinlikle olmalı. Çünkü o kişisel gelişim tarafı, hatta geçtiğimiz programlarda konuştuk, biraz ileriye atılıyor. Yani 40-45'ten sonra bu alana ilgi duyulmaya başlanıyor. Halbuki daha önce olsa belki çok daha gerçek potansiyeller çıkabilir ortaya. Tabii, mesela 40-45 yaşına gelmiş kadın geliyor. Ben mesela ona soruyorum. Sizi ne mutlu eder bilmiyor. Yani kendi değerini bilmiyor. Hayatta kendi için hiçbir şey yapmamış. Çocukları için yaşamış, kocası için yaşamış, ondan önce anne babası için yaşamış. Kendini ne mutlu eder, potansiyelini bilmiyor. O yaştan sonra öğrenince, aslında geç değil, 45 yaş artık çok genç bir yaş ama yine de bunu çok geç, erken yaşlarda öğrenip bu potansiyelinin farkına varsaydı çok daha farklı bir yerde olabilirdi. Kendimizi, birçok şey kendimizi keşfetmediğimiz için de aslında sığ olarak kalıyoruz ve kendimizi geliştirememiş olabiliyoruz. Çok erken yaşlarda keşfetseniz çok daha ileri boyuta doğru gidebilir, çok daha mutlu bir hayat yaşanabilir. Kötü iyi insan demeden karşındakinin hiç gidebilecek alanı olmuyor olması, o insanın ona her şeyi yapabileceği dürtüsünü ve duygusunu getiriyor ve orada o kişinin değeri kalmıyor. Yani mutlaka her kadının bana hata yapılırsa ben bu ilişkiden giderim mi hissettiriyor olması her ilişkide lazım. Her ilişkide bu. Evlilik, işte duygusal ilişkiler, her ilişkinizde arkadaşlık, bunu arkadaşlık hissettiriyor olmanız lazım. Bunu hissetmediği zaman insan böyle yavaş yavaş bunu da yaparım, bunu da kabul eder diyerekten o işin dozu artıyor. O tamamen insan psikolojisiyle alakalı değil mi? Siz son kitabınızda Beni Neden Sevmedin Anne isimli kitabınızda biraz anne sevgisiyle, anneyle olan ilişkiyle bu ilerleyen hayattaki, ilerleyen dönemdeki ilişkileri mi ilintiliyorsunuz? Aslında Beni Neden Sevmedin Anne bir roman. Süt Lekesi romanının devamı. Orada bir Ezgi karakteri vardı, bir psikolog kızın. Annesinin ona yaşattığı bir travma bütün hayatında, yani travma dedim, hiç sevildiğini hissetmiyor. Sevildiğini hissettirmemesinin de sebebi aslında annenin çok büyük bir travması var. Ve o travması da kız kardeşi 12 yaşındayken babasının arkadaşı tarafından tecavüze uğruyor ve intihar ediyor. Ve çok seviyor bu kızı Ezgi'nin annesi, yani kız kardeşini. Ondan sonra diyor ki benim hayatta kızım olmasın. Kız çocukları için bu dünya hiç güvenilir değil. Sonra kızı olunca bilinçaltından ister istemez çok uzak ve mesafeli davranıyor. Korkuyor çünkü aslında. Tabii bunu bilmediği için kız ve hep bu soğuk davranmayı gördüğü için o da, onda da bu travmatik ve iz yaratıyor ve onun yaşadıklarını anlatan bir kitap. Yani aslında sevilmemenin, sevildiğini hissetmemenin ve annenin bu uzak mesafeli duruşunun bir çocuğun hayatını nasıl etkilediği üzerine bir kitap. Ve seçtiği erkekler de o şekilde hep sevilmeyi arıyor ama bir yandan da sevilmemek için her şeyi yapıyor. O yüzden de onu hikayeleştirilmiş şekilde anlatıyor ama içinde gerçek hayatlar da var. Bir soru daha çekelim. Tamam. Hayatında herhangi bir şeyi değiştirme şansın olsaydı ne olurdu? Ben herhalde hiçbir şey değiştirmezdim. Çünkü o zaman ben olmazdım. Her şey bana bir şeyler öğretti ve belki de onları bir şey değişik ve farklı olsa o zaman yaşamımda bazı şeyler eksik olacak ve ben belki o eksikliği sevmeyeceğim. O yüzden hani hiç, her şey bir puzzle'ın parçası gibiydi hayatımda. Boşanmamdan erken yaşta çocuk sahibi olmama kadar yaptığım hatalarla, doğrularla hayat bana hep bir şey inşa etti ve şu an bulunduğum yeri o kadar seviyorum ki hiçbir şey değiştirmek istemem. Neydi buraya getiren dönüm noktaları? Bence işte erken yaşta evlilik, çocuğa erken yaşta sahip olma, bazı hayal kırıklıkları, ilişkilerde yaşadığım hayal kırıklıkları, çocuklukta mesela hastalığım vardı, bir epilepsi hastalığım vardı çocuklukta. O da beni birazcık tabii ki de hayatta zorlayıcı bir süreçti benim için. Çok zordu o dönem içinde böyle bir hastalığa sahip olmak, insanların içine rahatça karışamamak, her an bayılabilirim korkusu, bir şeyleri unutuyor olmak ve psikolojik olarak da etkileyen bir şeydi. Ama o, şu an benim psikoloji bilimine ilgi duymamda, kendimi güçlendirmemde çok önemli bir etkisi oldu. O yüzden mesela deseydim şimdi o hastalığa sahip olmamalıydı ilerdim.
Ama o zaman yine bu olmazdı. Baktığımda evet zor şeyler yaşadığım dönemlerde oldu. Hayat bana her zaman mükemmel şeyler sunmadı. Öyle gibi gözükse de şu an. Belki hani insanlar böyle bir konuma geldi ya da böyle şeyler falan. Her şey mükemmel mi? Hayır, her şey mükemmel değil. Tabii ki de üzüldüğüm, düştüğüm, hata yaptığım durumlar oldu. Aynı zamanda zor insanlar ne kadarını anlatabilirsem çok zor bir çocukluk geçirdim bu hastalıktan dolayı. Ama dediğim gibi o zorlukları yaşıyor olmakta beni güçlendirdi ve şimdi birazcık daha özgür insanlar için bir şey yapma isteğiyle doğduğum bir süreçteyim. Son bir soru çekelim. Ne güzelmiş bu sorular. O soruları sizi düşünerek özel hazırlıyoruz. Karamsarlığa kapıldığında ne yaparsın? Tam psikoloğa sorulacak, sorulacak soru. Ben de hep bunu da öneririm, kendim de yaparım. Mutluyken ne yapıyorsam karamsarlığa kapıldığımda da onu yaparım. Çünkü kötü hissettiğimiz anlar hepimizin oluyor. Mesela eleştiriler diyorsunuz ya, çok eleştiriyor falan. Bunların bazen insanı üzdüğü, çünkü haksızlık olarak düşünüyorum özellikle bazılarını. Ama birazcık bence başarılı olmak ya da farklı olmanın getirdiği bir şey de bu. Ama üzüldüğüm zamanlar mutluyken ne yapıyorsun? Mesela mutluyken dışarı çıkmayı seviyorsam, arkadaşlarıma dolaşmayı ya da deniz kenarına gitmeyi seviyorsam ya da mutluyken çok makyaj yapıyorum, süsleniyorsam karamsarlıkta da aynı şeyleri yapıyorum ve bir süre sonra kendimi iyi hissetmeye başlıyorum. Yürüyüş yapmak, işte spor yapıyor olmak, böyle temiz havaya çıkmak, bu tarz şeyler iyi geliyor. Ama her zaman böyle kendimi eve kapatmam, insanlardan uzaklaşmam, yani o karamsarlık getirdiği duygu ve davranışlara kapılıp sürüklenip gitmem ben. Ondan çıkmak için her şeyi yaparım. Her şeyden çıkabildiysem, hayatta nefes aldığımız sürece de umut varsa mutlaka bir şeylerden çıkar, kurtulurum diye düşünüyorum. O zaman biraz kalıyorsunuz o duyguyla. Tabii ki onu kabul ediyorsunuz. Evet. Üzülecek bir şey ama çok da o süreci uzatmamaya çalışıyorum. Çünkü duygular çok enteresan, sizi alır götürürler. Eğer orada mantığınızı ya da davranışları devreye sokmazsanız yıllarca o karamsarlıkta bile kalabilirsiniz. Oradan çıkmak için bir an önce toparlayıp kendinizi dürtüyor olmak, hemen o davranışı değiştiriyor olmak gerekiyor. Hayatınızda bir ilişki olup olmaması bu duruma etkiliyor mu? İlişki hem çok mutluluk veren hem de uğraşılması gerektiği için insanı düşüşlere de sürükleyen bir şey. O yüzden ilişki olduğu dönemlere bakıp ilişki olmadığı dönemler, mutlaka ilişkilerin kattığı şeyler var ama ilişki olmadığında insanın kafası daha rahat. Bunu da söyleyebilirim. Bence bu mesajla veda edebiliriz. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için bir hatıra fotoğrafı çekelim. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim. Çok güzel, keyifli sohbetti. Senin o tatlı yüzün, tatlı dilliliğinle ben de çok keyif aldım. Çok teşekkür ederim.